Saygıdeğer hocalarım, uzaktan yakından sempozyumumuzun ikinci gününü teşrif eden değerli konuklarımız, sosyal medyamız aracılığıyla bizi izleyen sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, dün ilk gününü yaşadığımız Zeytinburnu Belediye'miz ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitemizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Edebiyat ve Milli Mücadele sempozyumumuzun ikinci gününde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli misafirlerimiz, dün de paylaştık. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz ve böylesine önemli ve verimli bir sempozyumu takip etmekten hepimiz mutluyuz ve onurluyuz. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli misafirlerimiz, dün 3 oturumu gerçekleştirmiştik. Bugün öğleden önce 2, öğleden sonra 2 olmak üzere toplamda 4 oturum gerçekleştireceğiz. 13.30'da aramız olacak, 14.45'e kadar da öğle yemeği aramız olacak. Efendim, ilk oturumumuzun teması Milli Mücadele Edebiyatı ve Tarih Yazımı olacak. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Göleç hocamı değerli alkışlarınıza davet etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Cezmi Erastan hocamı değerli alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Yine İstanbul Üniversitesi'nden kıymetli hocam Profesör Doktor Sayın Turgay Anar'ı değerli alkışlarınızla davet etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi'nden yine çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayın Ali Şükrü Çoruk'u davet etmek istiyorum. Oturum başkanımız, ilk oturumumuz, bugün ilk oturumunun başkanı Galatasaray Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Ahmet Kuyaş hocamız. Değerli hocam buyurunuz lütfen. Değerli hocam Medeniyet Üniversitesi'ndenmiş, notlarım arasında yanlış almış olabilirim, affınıza sığınıyorum. Efendim, hoş geldiniz. İkinci günümüzü Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumumuzun ikinci gününe. Beyefendinin de demin söylediği gibi bugün dört konuşmacımız var bu ilk oturumda. İlk konuşmacımız Doçent Doktor Mustafa Güleç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden. Hemen kendisine vereceğim sözü. Yalnız şimdiden söyleyeyim, dünkü gecikme bugün de olmasın diye 15 dakikaya çok öyle maalesef. Çünkü 15 dakikada tutmazsak bir de daha sonra gelecek olan sorularla ki bana kalırsa sorular ve verilecek yanıtlar bir sempozyumun varoluşu nedeni, değil mi? O yüzden 15 dakikaya lütfen sadık kalmanızı rica ediyorum. Buyurun Mustafa Bey, söz sizin. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Herkese günaydın. Sözlerime başlarken sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli katılımcılar. Tebliğinde milli mücadele sırasında yazılmış romanlarından 3 örnek üzerinde duruyorum ama sunumda süremi aşmamak adına bir örnekle yetineceğim. Bir örnek üzerinden ele aldığı olay ile eş zamanlı yazılmış romanların tarihsel veri yahut kaynak olma imkanını ve bu romanların ne kadar kurmaca olabildiklerini tartışacağım. Çalışıyor değil mi ama? Evet. Edebi metinlerin tarihsel içeriği tarih disiplinince nadiren ciddiye alınıyor. Tarihçiler nezdinde birinci kaynak evraktır, süreli yayındır. Kurgusal olmadığı düşünülen anılar, seyahat ve benzeri tanıklıklardır. Oysa biliyoruz ki her edebi eser belli bir zamanın ürünüdür. Tablolar gibi romanlar ve şiirler de içinde üretildikleri kültürün ve zamanın kanıtları olarak okunabilirler. Bu manada tarihsel roman şemsiyesi altına girsin girmesin her roman tarihsel romandır.
Tarih yazım açısından öncelikle önemli olan budur. Tarihsel romanın konusu değil, yazıldığı dönemdir. Dolayısıyla edebiyat disiplini açısından bir milli mücadele romanından, bir janrdan, hatta bir türden söz edilebilir. Tarih yazımı ise milli mücadelenin eş zamanlı romanları ile art zamanlı romanları arasında bir ayrım yapar. Bunlara aynı değeri vermez. Bir dönemi yaşamış birinin hadise yaşanırken yahut yaşandıktan hemen sonra yazdığı o dönemi konu olan roman eş zamanlı bir romandır ve tarihçi için bu birincil malzemedir. Bu romanlar her ne kadar kurmaca olsalar da zamanla ilişkili itibariyle günlük mesabesindedirler. Bunlar tarihsel romanın tanımı gereği olan o geçmişin taklitçi bir yanılsamasını yaratmak zorunda değiller. Bu romanlarda okuduğumuz geçmiş yazarı için hali hazırdır, oradadır. Biz bugün onları tarihsel romanlar olarak okusak bile güncel romanlar olarak yazılmışlardır bunlar. Ben bu sunumda milli mücadelenin eş zamanlı yazılmış romanlarını örnek olarak Halide Edip'in Ateşten Gömlek romanı üzerinde duracağım. Bu romanın yazıldığı dönem ile ilişkisini Peter Berg'den ödünç bir kavramla eserin toplumsal senaryosu üzerinden değil de toplumsal performansı üzerinden değerlendireceğim. Yani metnin ne dediğine değil ne yaptığına bakacağım. Romanın olay örgüsünde ya da karakter tahlillerinde kaybolmadan yazarın zamanlı tepkisini kavramaya çalışacağım. İkinci olarak romanın farklı tarihli baskılarındaki farklılıkları, yani okurun belli bir dönemde okunmasının istendiği, başka bir dönemde okunmasının istenmediği cümleleri, ibareleri tespit edeceğim. Bunları da zamanına yazarın bir tepkisi olarak, tepkisinin kanıtları olarak okumaya çalışacağım. Şimdi, Halide Edip'in Ateşten Gömleği, iki ay gibi kısa bir sürede yazılmış. 15 Nisan 1922'de tamamlanıp Haziran 1922'de tefrika ediliyor. Yani Sakarya Savaşı'ndan henüz bir yıl bile geçmeden ve büyük taarruzdan önce, yani milli mücadelenin askeri safahatı devam ederken yazılıp tefrika ediliyor. Romanın konusu yazıldığı dönem olduğundan, bir başka deyişle sıcağı sıcağına yazıldığından roman, dönemin tarihsel olguları kurmacanın satırları arasına sinmiş. Yani birkaç örnek vereyim. Mesela romancı Harbi Umumi diyor Birinci Dünya Savaşı'nda. Çünkü o zamanki adı o. İkinci Savaş yapılmamış. Romanın Bulgar mütarekesiyle başlaması basbayağı historiografik bir tercih. Romancı mütareke İstanbul'unu bir tarih kitabı olguculuğu ile aksettiriyor. İşte müdafaa hukuk cemiyetlerinin kuruluşundan bahsediyor. Bunların ilk olarak İzmir müdafaa hukukundan söz açıyor. Malta'ya sevk edilen ittihatçılardan söz ediyor. İstanbul'daki zenci Fransız askerleri gibi milli mücadele tarih yazımında, dönemin anılarında çokça bahsedilen bir olgu, acı bir hatıra olarak kurmacada da yerini buluyor. Şimdi bütün bu örneklerden de görüleceği üzere yazarın bir kurgusal gündemi var, bir de olgusal tarihsel gündemi var ve bu ikisi birbirinden bağımsız adeta varlık buluyor. Bazen bu olgusal gündem ve kurgusal gündem kesişiyor ki bu romanı anı türüne yaklaştırıyor demek istiyorum. Bir örnek vereyim. Romanın baş karakteri Ayşe 22 Mayıs 1919'da, yani bütün standart milli mücadele tarihi anlatılarının öneminde uzlaştığı Sultanahmet mitinginden bir gün önce İstanbul'a geliyor. Gerçek hayatta da biliyorsunuz Halide Edip bu tarihsel olayın en önemli aktörü. Halide Edip kendisini bu en önemli öznesi olduğu tarihsel olayı, somut hadiseyi kurmacasında uzun uzun anlatıyor. Olayı tasvir etmekten çok tahlil ediyor. Bir tarihçi de romancı gibi kuş bakışı değil, içeriden bir bakışla anlatıyor hadiseyi. Yani romancı adeta kendi romanının bir karakteri oluyor. Reel Halide Edip'in mitingde söylediğini bildiğimiz hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz sözü kurmacada da romanın sözü oluyor. Keza kurmacadaki kürsü tasviri ile Halide Edip'in anılarındaki tasvir birbirine çok benziyor. Şimdi Ateşten Gömleğin performansına bakalım. Yani romanın olay örgüsünü, karakter kadrosunu bir kenara bırakıp Ateşten Gömleğin asıl meselesi nedir sorusuna bakalım. Halide Edip aslında ne yapmak istemektedir?
Ateşten gömleğin merkezi kavramları ihtilal ve ordudur, düzenli ordudur. İhtilal kelimesi romanda en çok tekrarlanan kavram. Tam 59 yerde halde deyip ihtilal kelimesini kullanıyor ve bir bölümün başlığı da ihtilal günleri. İhtilal günlerinde Halide Edip'in tabiriyle yine ordu günleri takip ediyor. Romanda ordu kelimesi 24 kez geçiyor ve 22'sinde kastedilen muntazam ordu, düzenli ordu. Yani herhangi bir soyut ordu kavramı değil. Yani tarihsel, olgusal bir muntazam ordu meselesi bu. Kullanıldığı yerlerin çoğunda ordu, Kuvayi Milliye'nin zıddı anlamda kullanılıyor. Yani belki bugün şaşılacak bir şey bugünden bakıldığında. Kuvayi Milliye'ye muhalif bir anlamda düzenli ordu, muntazam ordu kavramı kullanılıyor. Peki Kuvayi Milliye kavramı romanda kaç kez geçiyor? Şaşılacak şey bu. Sadece iki kez geçiyor. Yani bir milli mücadele romanında Kuvayi Milliye kavramının iki kez geçmesi, ihtilal 59 kere geçerken, ordu 24 kere geçerken bence anlamlı. Tesadüf değil. Bence yazarın kavramın yazarın otosansürüne uğradığını gösteriyor. Çünkü 1922'nin olağanüstü şartları altında Halide Edip bu kelimeyi kullanmıyor. Bu bence neredeyse bir tabu olduğunu kelimenin gösteriyor. Çoğunda Kuvayi Milliye yerine çete ya da ihtilal çetesi tabirini tercih ediyor. Tam 15 yerde çete ya da ihtilal çetesi diyor. Şimdi tek başına bu sayısal veriler bile bize bu kurmacanın ne yapmak istediğini, yazarının ne yapmak istediğini gösteriyor. Romanın zamanına bakarsak İzmir'in işgaliyle yani Mayıs 1919'da Sakarya Savaşı, Eylül 1921 arası dönem, yani iki yıldan biraz uzun bir dönem mi işliyor bu roman. Fakat bu iki yıldan biraz uzun dönemde milli mücadele iki farklı anlama geliyor. Birbirleriyle zıt, birbirleriyle uzlaşmaz iki farklı anlama geliyor. Birbiriyle çatışan iki ayrı olay. Biz ikisine de bugün milli mücadele desek bile. Şimdi Halide bir trajedi yazıyor aslında. Yani bir iyi ile bir kötünün kavgasını değil, iki iyiden birinin kaybettiği bir kavgayı yazıyor. Bu anıları çok taze bir dehşet bu romanın konusu. Halide Edip halk ihtilaliyle başlayan, bürokratik ihtilal olarak devam eden, yani orduyla devam eden milli mücadelenin romanını artık adını bile söylemekten korktuğu demeyeyim ama çekindiği, imtina ettiği Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçiş süreci üzerine kuruyor. Halide Edip'e göre milli mücadelenin ilk evresi ihtilal ve mukabil ihtilalin boğuşması. Milli mücadele bir halk ihtilali olarak başladı ama bir bürokratik ihtilal olarak devam etti. Şimdi Halide Edip'in ihtilal dönemiyle kastettiği, yani düzenli ordu öncesi dönem, İzmir'in işgaliyle aşağı yukarı Misak-ı Milli, Mart 1920 arası dönem, 10 ay kadar bir süre. Şimdi peki yazar bu dönemin belki de ilk yorumcusu olarak, ne de olsa 1922 itibariyle resmi tarih yazımı vücut bulmadığı, Nutuk, milli mücadele tarihi üzerindeki hegemonik söylemini henüz ortaya koymadığı, nasıl tasvir ediyor bu dönemi? Yani bizim bildiğimiz resmi inkılap tarih kitaplarından farklı mı tasvir ediyor? Evet, farklı tasvir ediyor. Milli mücadelenin çok erken bir edebi anlatısı olarak Halide Edip'in romanında Nutuk'tan farklı olarak ya da resmi inkılap tarih yazımından farklı olarak sivil ve askeri bürokrasinin faaliyetleri Mayıs 1919-Mart 1920 arasında yok. Bu dönemde milli mücadele yerel ve sivil direnişten ibaret. Halide Edip için mesela 15 Mayıs önemli, 23 Mayıs önemli ama 19 Mayıs yok. Ya da Erzurum Kongresi yok, Sivas Kongresi yok. Çünkü yani çok erken bir tarihte Halide Edip, 1922 gibi erken bir tarihte, yani milli mücadelenin lider kadrosu iş başındayken ve muktedirken bu hareketi onların yarattığı bir eylemlilik olarak görmüyor. Bunu bugün yapamazsınız. Bir önderlik hareket olarak görmüyor. Açıkça hareketin önce vücut bulduğunu, sonra reis tayin ettiğini söylüyor. Kendi ifadeleriyle söylüyorum. Hareketin önce vücut bulduğunu, sonra reis tayin ettiğini söylüyor. Şimdi romanın bir bölümünün ihtilal günleri başlığını taşıdığını söylemiştim. Tabiatı gereği bu nazik bir mesele. Bu yüzden romanın ilk tefrikasında bu bölümde ve sonrasındaki bazı ifadeler yok. Sonraki baskılarda görebileceğiz. Yani romanın metninde bir tarihi var. Okur her zaman romanı tam olarak görmüyor. Ben İkdam'la sonraki baskıları karşılaştırdım, İkdam'daki tefrika ile.
Şimdi ihtilal dediğimiz şeyin hedefi meşru otorite, mevcut otorite. Dün de biraz bahsi geçti. Meşru otorite Ankara falan değil o vakit. Yani politik olarak, hukuki olarak ayrı bir mesele. Politik olarak İstanbul'da bir hükümet var. Halife var. Şimdi dolayısıyla milli mücadelenin hedefi, karşıtı işgal kuvvetleri değil. Mevcut krizin sorumlusu olarak görülen, işgali önlemeyen, direnişi örgütlemeyen, hatta örgütlemediği gibi direnişi bastırmaya çalışan tırnak içinde meşru otorite. Dolayısıyla milli mücadelenin hedefi Halid Edip'in satırlarında açıkça halife olarak gösteriliyor. Ama 1922'de bu satırları okuyucu okuyamıyor. Çünkü sansürleniyor bu ifadeler. O ihtilal günlerinde sıcağı sıcağına okunamıyor. O ifadelerden birkaç örnek sanırım ekrana yansıdı. 23 Haziran'daki ikdamda İngilizlerin halifesiyle milletin asi çocuklarının dövüştükleri söyleniyordu. Diyor. 24 Haziran'daki ikdamda şu cümle yok. Çerkez köyleri etrafında Türk, Çerkez, Rum, hatta Ermeni bir hayli eşkıya halife ordusuna iltihak etmiş diye devam ediyor. 26 Haziran tarihli ikdamda şu cümleler sansürlü. Halife kuvvetlerinin eline düşse köy herhalde hak ile yeksan olacak. Yani meselenin hassasiyeti halifelik makamının rolü ve öneminin yanı sıra yaşananın bir iç savaş olmasından. Yani herkesin herkese çatıştığı neredeyse bir roman anlatısı. Ve biz romana kurmaca olarak da baksak, ontolojik olarak bu bir kurmaca da desek, olgusal tarih değildir de desek, yazar ve yayıncısı reel kaygılardan azade hareket etmiyorlar. Ya bu romandır deyip isteklerini yazıp söylemiyorlar, yayınlamıyorlar. Şimdi milli mücadelenin bir halk ihtilali olduğunu söyledik. Peki bu halk kim? Kim bu ihtilalciler? Yani baktığımız zaman ateşten görmekte Mehmet Çavuş tipi ilk ihtilalci, önde ihtilalci tipi olarak zikrediliyor. Bu Rumeli'de Bulgar çeteleriyle vuruşmuş, Makedonya'da kanlı ihtilallerde pişmiş biri. Yani sanki Halid Edip bize 1908 model, böyle bir ittihatçı, ihtilalci tipi resmediyor. Kuvayi Milliye'nin en büyük destekçisi Halid Edip'e göre Rumeli köylüleri, onlar bir vatan kaybettikleri için meseleyi çok sahipleniyorlar. Anadolu köylüsü biraz mesafeli. Halid Edip'in gözlemleri 1922 gibi erken bir tarihte Yakup Kadri'nin yabanını hatırlatıyor ama o kadar sert değil. Çerkez köylülerinin durumu biraz karışık. Halid Edip bunların milli mücadeleye destek vermediklerini, hatta karşı oldukları gibi bir anlatının olduğunu ama aslında destek verenler olduğu gibi asılsız, vaatlere inanmayan Çerkezlerin milli mücadelenin yanında olduğunu söylüyor. Ayrıca Türklerden de milli mücadele aleyhtarı insanlar olduğunu ama bunların etnik bir kimlik olarak tanımlanmadıklarını söylüyor. Resmi tarih yazımıyla uzlaşan belki son aktör Eşraf. Kuvayi Milliye'nin en önemli destekçiler arasında Halid Edip Eşraf'ı da zikrediyor. Ateşten görmekte Kandıra ayağından Mürsel Ağa bunun bir örneği. Mürsel Ağa çaktırmadan kuvacı, sessiz ve derinden çalışıyor. Oğlu da milli mücadele saflarında. Şimdi kurmacada sansür diyoruz ama hani sansürü sadece yayıncının ya da yazarın bazı satırları işte kesmesi, çizmesi, silmesi olarak algılamayalım. Yazar bazen bazı bahisleri kısa geçerek sansür yapabilir. İlginç bazı retorik stratejiler izlediğini söyleyeyim Halid Edip'in. Örneğin Konya ihtilali diye tarif ediyor. Milli mücadele ihtilali isyanlardan bir tanesinin bastırılmasını anlatıyor Halid Edip. Romanın kahramanı Peyami isyanın merkez olan nahiyeyi hatırlamıyor. Yani eğer bu bir kurmacaysa, biz buna bir kurmaca olarak bakacaksak herhangi bir nahiye adı verebilirdi bize. Yani Halid Edip bize neden nahiyenin ismini vermek istemiyor? Neden kahramanına nahiyenin adını unutturuyor? Bence rastgele bir isim vermemesi, kahramanına bu ismi güya unutturması bir yerleşim yerinin ebediyen adının tarih kitabı gibi sanki kötüye çıkmasının engellenmesi. Dolayısıyla olayı sadece kurmaca olarak bakmadığını söylüyor. Aynı etik gerekçelerle başka ifadelerde bunları vaktim azaldığı için geçiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bir retorik gerekçe daha, strateji daha söyleyeyim. Bazı cümleleri, yani mesela bu Konya ihtilalini, isyanı uzun uzun anlatıyor da isyanın bastırılmasını tek bir cümleyle geçiyor. Diyor ki, teydip 3 gün sürdü galiba. Yani çok şey söyleyen bir cümle bu.
Yani şiddeti çok güçlü bir şekilde ima eden ama tasvir etmeyen bir cümle. Romanın ileri bölümlerinde bu mesele tekrar açıldığında Halici Edip bir cümleyle ihtilali teskin ediyor diyor bir kahraman için. Asileri birer birer asıyor diyor. Bu cümlenin de yayınlanmasına izin yok. Yani Halide kendi sansürlüyor, kısa geçiyor. Eğer kendi birazcık açmaya kalkarsa da yayıncısı sansürlüyor metni. Yani bizim okuduğumuz metin değil bu. Bir de tabii Halide Edip'in o dönemde milli mücadele içinde bulunmuş ama bir zamanlar Kuvayi Milliye'de de vazife yapmış subaylar hakkındaki bazı sözleri, örneğin Efe ve Ethem ihtilafı eski zabitlerden olan ihtilalcilere bile orduda azıcık diyor bakın. Azıcık ehemmiyetsiz bir nazar uyandırmıştı diyor. Bu da sansürleniyor. Çünkü milli mücadelenin asker aşaması devam ediyor. Bu subaylar hala muvazzaf subaylar. Böyle bir zamanda bu subaylara komuta kademesinin güvensizlik duyduğunu ya da aydınların güvensizlik duyduğunu ifade ederseniz ne yapmış olursunuz? Yani biz buna kurmaca deyip geçemiyoruz. Kurmaca reel hayatın yalnızca aksi tesiri değil, aynı zamanda müessiri. Ben vaktim dolayısıyla bazı tasniflerimi artık yayınlanacak metne bırakıyorum. Sonuç yerine birkaç cümle Edip sözü hocama teslim edeyim. Yani tarihsel bilgi, edebi metinler, romanlar da bu arada, tarihsel romanlar, tarihin postuna oturtulamazlar. Ama hepten bir köşeye de atamayız onları. Charles Altieri'nin bir uyarısı var. Edebi metinler diyor, bir bilgi aktardığı, doğrudan bir bilgi aktardığı düşünülmemek kaydıyla, özellikle kültür tarihi çalışmaları için değerlidir diyor. Yani bizim bu metinlere doğrudan bir bilgi kaynağı olarak değil, dolaylı bir bilgi kaynağı, yansıyarak bize dönem aktaran bir bilgi kaynağı olarak bakmamız gerekiyor. Belgesel kaynaklar hiç şüphesiz önemli ama bu kurmaca kaynaklarda bizim bunlara renk ve koku kazandırdığı için algı ve duyuş kabiliyetimizi artıracak malzemeler bunlar. Dolayısıyla biz bu metinleri tarihsel metinler, edebi metinler olarak ayırmamalıyız. Ama bir yandan da bunları kullanmanın bir metodolojisi olmalı. Yoksa yani edebiyatı bilmek, edebi eseri tanımak gerekir. Yoksa edebiyat kendini bir hakikat olarak sunabilir. Edebiyat okurun tepkisini, duygularını manipüle edebilir. Bunları tarihçi olarak diken üstünde ve teorik araçlarla okumamız gerekir. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Biliyorsunuz dört konuşmanın sonrasında tartışma yapacağız. Dolayısıyla ben sözü hemen İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cezmi Eraslan'a vereceğim. O da gene ama çok yıllar sonra yazılmış Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanıyla ilgili bizi aydınlatacak. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Kıymetli hocalarım. Değerli misafirler, güzel bir hafta sonunu bizimle burada geçirme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ederek, saygılar sunarak başlamak istiyorum. Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin ve Zeytinburnu Belediyesi'nin ön alarak bu faaliyeti gerçekleştirdiğini, ilklerden biri olduğunu ifade etmek ve gayretleri için kendilerine teşekkür etmek durumundayım. Süre hakikaten kısıtlı. Ben Mustafa Hoca'nın işaret ettiği bir noktayı bir tarih talebesi olarak bir hususun altını çizerek başlamak istiyorum. Yani nutuk öncesi ve sonrası Cumhuriyet tarihiyle alakalı, milli mücadeleyle alakalı yazımların içerikte vurguda ciddi manada bir değişim dönüşüm geçirdikleri vakadır. Yani keşke yazmasaydı bundan sonrasını ipotek altına aldı gibi bir değerlendirme nutkun yazıldığı günlerde de yakın çevrede ifade edilen bir husustur. Ama bizim toplumumuzda buna aydın kesimi de bürokrasiyi de dahil edebilirsiniz. Ortaya bir lider çıktıktan sonra onu takdis etmeye dönük bir meyil kendiliğinden mevcuttur. Şimdi nutuk öncesi, milli hareket önce vücut buldu sonra reis tayin etti yorumu, değerlendirmesi bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın da mecliste
bu süreci anlatırken altını çizdiği bir husustur. Hareket aşağıdan yukarıya doğru kuvvetli bir şekilde teessüs etmiştir. Sonra yukarıda sahiplenilmiş ve bütün vatan sathına yayılmıştır. Dolayısıyla da 9 Eylül'den sonraki süreçte işin siyasi aşamasına girildiğinde verdiği her mesajda bu işin, bu mücadelenin milletin bütününe ait olduğunu, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, herkese ait olduğunu, asla tek bir kişinin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini de ısrarla vurguladığını, ama buna mukabil çok kısa süre içerisinde Mevlid'i kendisine adapte ederek yazacak bir edebi taraftar ya da kesim bulduğunu söylemek isterim. Haraset-i fikriye zeminle mütenasiptir diyor. Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirirken zannediyorum böyle bir zemine işaret ediyor. Sonuçta bundan bağımsız olmamak durumundadır. Efendim ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanında Mütareke İstanbul'unu değerlendireceğim. Süre kısıtlı olduğu için de şöyle bir genel değerlendirmeyle başlayayım. Belki en sonda söyleyeceğimi unutmadan en başta ifade edeyim. Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri adlı bir projenin İstanbul kısmını çalışan bir akademisyen olarak Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanında anlattığı İstanbul'un tarihi sürece, olaylara, yaşanan değişim ve dönüşüme çok büyük bir vukufla, yani dönemin belgelerini, bilgilerini gören, gazetelerini tarayan, arşiv belgelerini inceleyen bir akademisyenin yapacağı tespitleri sadece edebi betimlemelerle süsleyerek ortaya koyan bir sanatçı olduğunu bu roman üzerinden çok açık ve net rahatlıkla söylemek mümkün. Yani Milli Mücadele'nin sürecin tarafları, Anadolu, İstanbul, İstanbul'daki çevre, padişah, halk ve işgal kuvvetleri sürecine baktığınız zaman bunların hepsini tek tek bu yayın içerisinde Sahnenin Dışındakiler'de görebiliyoruz. Roman Çanakkale Boğazı'ndaki itilaf kontrolü dolayısıyla Boğazlar işgal devletlerinin kontrolünde malum haliniz 9 saat gecikmeyle İstanbul'a geldiğini belirterek başlıyor. Yani artık mülkünde hükümran olan bir devletin olmadığı İstanbul'dan bahsediyor. Dün biz kısacık sömürge oldu olmadı tartışması yaptık. Hoca burada olmadığı için o kısma girmeyeceğim ama uygulamaya baktığınız zaman fiilen bu sürecin ya da bu kavramın gerçekleşmiş olduğunu hem bu romanda anlatılanlar üzerinden hem o dönemi yaşayan edebi şahsiyetler ve onların yazdıkları üzerinden rahatlıkla söylemenin mümkün olduğunu ifade etmek istiyorum. Her köşe başında karşısına İstanbul'a gelir gelmez yüksek öğretim için geliyor yazar Cemal ya da Tanpınar ki hayatının o devresine karşılık gelen bir kurmacayla bu süreci değerlendirmiş Tanpınar. Daha Babali yokuşunda süngü takmış bir Fransız kıtasının başlarında Mahut Mersayez'i muntazam bir yürüyüşte yukarı doğru çıkarak söylediklerini gördüm. Bu ihtilal ve insanlık türküsü bir işgal müfrezesine hiç yakışmıyordu diyor. İçim garip bir isyanla dolu, ters yüzü döndüm fakat daha veznecilerde bu defa İskoçya kıtası karşıma çıktı. Bunların mızıkaları yoktu ama adetçe daha azdılar diyerek bir değerlendirme yapıyor. Bunlar hattı zatında belki güzel şeylerdi fakat benim İstanbul'umda ne işleri vardı?
biz harbe girmekle hata ettikse, ki bu hep kabul edilen bir şeydir, onlar bu muameleyi yaparak bu hatayı devam ettirmeli miydiler? Tarih bir yerde bütün hataların tasfiyesini yapmayacak mıydı diyor. Bizim düşünce geleneğimiz içerisinde Fransa'ya, İngiltere'ye dönük hayranlığın bir de bu işgal ile süslenmiş halini değerlendirdiğinde Tanpınar'ın tepki gösterdiğini görüyoruz. Tabii İstanbul çalışmak adına, milli mücadele çalışmak adına zor bir ortamdır. Geldiği Batı Anadolu kasabasında dağlar yakındır. En ufak bir tazikte dağlara çekilip müdafaa etmek söz konusu ama İstanbul'da adım başı karşısına bir işgal müfrezesinin çıktığı ortam söz konusudur. Öyle ki bu işgal döneminde Fransız milli bayramı kutlanırken İstanbul'da Türk milli bayramlarının kutlanması yasaktır. Dolayısıyla İstanbul'u değerlendirirken işgal altında bulunan bir şehirde ancak mahalli bir hükümetin bulunabileceğini biliyorum diyor Tanpınar. Bunu anlatırken İstanbul'da evet sahnenin dışı ama çok ciddi manada sahnedeki aktörlere yardım eden bir iradenin, bir gücün faaliyette bulunduğunu da alttan alta ifade ediyor. İstanbul ve Ankara'nın bu noktadaki pozisyonunda mukadderatın Anadolu'da halledileceğini, asıl sahnenin orası olduğunu, biz burada maalesef seyirciyiz, sahnenin dışındayız diyerek tanımlarken aslında kendisilerinin de çok önemli işler yaptığını roman boyunca alttan alta ifade ettiğini görüyoruz. Padişah taraftarlarının ya da mevcut hükümet taraftarlarının bakış açısını ifade ederken romanda vatanımı ve padişahımı seviyorum. Zat-ı şahane milletini düşünüyor. Milletin sulh ve sükûne ihtiyacı var. Bu millet artık sergüzeşten bıktı. 6 asırlık bir devleti muazzamayı 3 günde bu hale getirdiniz. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de elde kalanı mahvetmek istiyorsunuz diyerek Anadolu taraftarlarına dönük İstanbul'daki bakış açısını ifade ediyor. Tabii buna karşı verilecek cevap açıktır. Elde hiçbir şey kalmamıştır, mahvedilecek bir şey yoktur. Zaten böyle vaziyetlerde bu tarzda düşünülmez. Yani İstanbul'daki düşünce tarzının yanlış olduğunu Tanpınar ifade etme durumunda. Dövüşmek lazım olduğu zaman sadece dövüşülür, bütün hesaplar durur, anladınız mı? Yalnız şeref, haysiyet ve vazife duygusu kalır diyerek bakış açısını, Anadolu'nun bakış açısını yansıtırken padişaha da bir atıfta bulunuyor. Mondros mütarekesi görüşmelerine giden heyete padişahın verdiği iki maddelik bir talimat vardır. Hanedan-ı saltanatın hukukunu koruma esasına yönelik. Tanpınar'ın burada ona da işaret ettiğini görüyoruz. Zat-ı Şahane'ye gelince teklifini emrettikleri mütareke şartlarının ilk maddesini lütfen unutmasınlar. Bir devlet batarken hısım ve akrabanın selameti düşünülmez. Milletimizi duvarın dibine dayamışlar. Siz hala 6 asırdan devlet-i muazzamadan bahsetmiş duruyorsunuz. Derimiz yüzülüyor, haberiniz yok mu diyerek bir tepkiyi ortaya koyuyor. Bu bakış açısı Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'ta General Harbord'la yaptığı konuşmada ortaya koyduğu söylemle ciddi manada örtüşmektedir diyerek hızlıca geçeyim. İstanbul'da halkın durumu biraz sonra Turgay Hocam mitinglerden bahsedecek. Tanpınar sahnenin dışındakilerde Kadıköy iskelesinde İki Senegalli askerin bir Türk Bahriye askerini ite kaka götürmeleri ve bir subayın bir tokatta ağzını burnunu kanatması üzerine Türk askerinin bir kadının orada milletin zannediyorum
patlamaya hazır tepkisini simgelemekte. İhtiyar, uzun boylu, kuru ve zayıf, parmakları elmas yüzüklerle dolu bir kadının "seni domuz herif" diyerek elindeki şemsiyeyi yabancı askerin yüzünde parçalamasını, bir de manada o beklenen kıvılcım olarak nitelediğini söylemek mümkündür. O ana kadar asabiyet ve çaresizlik içinde çırpınan halk harekete geldi. Ortalık tekrar karıştı. Her şey düzeldiği zaman ne ihtiyar kadını ne de Bahriyeli'yi görebildik. Halk ikisini de kaçırmıştı. Yani bir risi önderlik edip öne çıktığı zaman vatandaşın onun arkasından yürüyecek pozisyonda olduğunu da çok açık ve net ifade ediyor. Bu süreçte yaşanan toplumsal felaket umumi. Tanpınar, gerek Balkanlardan gerek Kafkaslardan gelenlerin, cepheden dönen askerin sefil haline vurgu yaparak umumi bir sefaletin olduğunu, bunu şarkın sefaleti olarak Trakya'dan Van'a, Van'dan Çin Denizi'ne kadar götürülebileceğini de ifade ediyor. Ziya Paşa'dan Mehmet Akif'e, oradan belki Tanpınar'a bir doğu batı değerlendirmesi diyebileceğimiz bir şey. Bu ortam içerisinde gençlerin ümit dolu olduğunu, halkın ümitsizliğinin gençlere yansımadığını özellikle belirtiyor. Tabii yine bu süreçte geleneklerin değişmeye başladığını, insanların gidenlerin artık dönmemesine alıştığını ifade ediyor, aktarıyor. Savaş, özür dilerim, mütareke döneminde İstanbul'daki sosyal hayatın, aile hayatının, sanat hayatının Rus, beyaz Rus göçmenlerle nasıl değiştiğini, dönüştüğünü, normal addedildiğini ifade ediyor. Müthiş bir kriz geçiriyoruz. Halkımıza artık çok para lazım. Şimdilik bulunuyor da, fakat sonu ne olacak? Bir vaktin olduğu zaman Florya plajlarına git. Orada kadın erkek beraberce yıkanıyorlar. Bizim polisle fellik fellik oruç bozanların peşinde diye tarafların önceliklerini aktarıyor. Tabii ki Harbiye ve civarından Sirkeci'ye kadar bozulmayı, Sirkeci'den Fatih'e kadar nispeten daha mazbut bir şekilde tarihi yarımadanın yaşantısının devam ettiğini ifade ediyor. İstanbul'da halkın milli namus uğrunda ölmeye hazır ama cemiyet olarak bir istikbal endişesi içinde olduğunun altını çiziyor. Kitabın sonunda içeride parça parça verdiği bu değişim dönüşüm evrelerinin birbiri ardınca değerlendirildiğini görüyoruz. Şimdi 1950'de tefrika edilip 73'te basılan ve ikisi arasında farklılıkların olduğu ifade edilen bu roman içerisinde bu yoğun değerlendirmenin, son kısmında yer alan yoğun değerlendirmenin, yani herhangi bir olay kurgu içinde değil ama bir bütünlük halinde İstanbul'daki değişimi ele almasının, Tanpınar'ın eğer mümkün olsaydı bu aşamadan sonra da o değerlendirmeleri tekrar metnin içerisine yedireceği, yani bitmediği, romanın aslında ideale ulaşmadığı, bitmediği kanaatini bana düşündürdüğünü de ifade edeyim. Tabii yine Sakarya, Gümrü'den itibaren Anadolu'nun savaşıp sonrasında zaferler kazanma sürecinin İstanbul'daki çevrelerin Anadolu'ya ve mücadeleye bakışını nasıl değiştirdiğini de sahnenin dışındakilerde görebilirsiniz. Zevkle bir çırpıda okunabilecek tarihi akışa uygun bir milli mücadele ve İstanbul romanı olarak sahnenin dışındakileri görüyorum. Yazarına da buradan rahmet diliyorum.
Başkanıma sabrı için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Efendim biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gene vakit geçirmeden İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Turgay Anar'a vereceğim sözü. O da bize Matem, İsyan ve Ümit, Milli Mücadelede Sultanahmet mitinglerinin Türk romanına yansımalarını anlatacak. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim Başkan Bey. Merhabalar. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen önce biraz tarihle ilgili birkaç şeyi vurgulayacağım. Hemen sonra da bu mitingler ve mitinglerin içinde gerçekten çok önemli kabul ettiğim Sultanahmet mitinglerinin Türk romanına nasıl yansıdığı ile ilgili genel bir çerçeve çizeceğim. Öncelikle şöyle başlamak lazım herhalde. Mondros Mütarekesi sonrasında işgal kuvvetlerinin İstanbul'a gelmeleri ve bu işgalin hemen ertesinde de 15 Mayıs 1919 tarihindeki İzmir'in işgali halkın aslında büyük bir şoku nasıl yaşadıklarını anlatmak amacıyla önemli bir dönemeçtir diyebiliriz. Bu dönemeci farklı kılan şeylerden bir tanesi aslında bazılarının düşündüğü gibi büyük bir işgal hareketinin olmayacağının bir hüsranla gerçekleşmiş olmasıdır. Yani bazı şeyler ters tepmiş. Peki bu 15 Mayıs'taki İzmir'in işgali sonucunda ne ortaya çıkmış? Doğrudan doğruya halk ve bu dernekler, partiler, mektepliler bir araya gelerek mitingler düzenlemeye başlamışlar. Ve bu mitingler de aslında belli bir gaye ile düzenleniyor. Bunu yani bir miting düzenlemenin herhalde o devre kadar ilginç anlamlarının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü İttihat ve Terakki'nin bakiyesi yani ardında kalanlar öyle veya böyle milli mücadeleye belli şartlarda katkı sunmak istiyorlar ve bu amaçla da özellikle halkın bu işgale nasıl direnebileceğiyle ilgili ani kararlar alıyorlar. Mitinglerin aslında temel gayelerinden bir tanesi, belki de amaçlarından bir tanesi, şöyle diyebiliriz. Bu işgalin aslında haksız bir şey olduğu ve bu haksızlığın üzerinden halkın o moral çöküntüsünün giderilebilmesi için bir karşı duruşun vurgulanması gerektiğini sert bir şekilde anlatmak fikridir. Çünkü miting bir kitlenin bir araya gelip kenetlendiği, bu kenetlenmeyle birlikte bir milletin başına örülmesi düşünülen o çorabın nasıl yırtılacağına dair önemli bir karşı duruşu vurgular. Bu özellikle devrin hatıralarına baktığımız zaman çok bariz bir şekilde karşımıza çıkar. Mesela Fethi Okyar şöyle diyor, İstanbul mitinglerini kastederek diyor ki, bu mitinglerle birlikte biz yeni bir, tam ifadeyi söyleyeyim, siyasi hayatımıza yeni bir hislerini açıklama tarzının girdiğini söylüyor. Yani burada kastedilen şey halkın ve bu mitingleri düzenleyen insanların başlarına gelecek musibetlere karşı nasıl direnmeleri gerektiğine dair güzel bir ifade. Ahmet Emin Yalman da ilginç bir şey söylüyor. Mesela sesimizi duyurmaktaki imkansızlık sık sık mitingler yapmaya bizi sevk ediyordu diyor. O halde şöyle söyleyebiliriz. Mitinglerin toplanmasının genel hatlarıyla üç temel amacı var bana kalırsa. Birincisi bu işgale karşı halkı uyandırmak. Aynı zamanda teşkilatlandırmak. Aynı zamanda bu kitle psikolojisini harekete geçirerek insanlardaki bu yılgınlık ve bıkkınlığın ortadan kaldırılması amacıyla bir moral yönü tekrar halka aşılamak. Ve aynı zamanda belki de dış güçlere karşı, tırnak içinde söyledim özellikle o ifadeyi, kamuoyunu Türklere karşı yapılan bu haksızlık ve zulümlere karşı uyarmak, bir Türklerin
bu zor durumlarını insanlara, dünyaya ilan etmek fikridir. Peki bu mitinglerde, yani bir propaganda aracının temel özelliklerinde barındırdığını söyleyerek mitinglerin nasıl bir düzenle ortaya çıktığını tarihsel veriler bize söylüyorlar aslında. Mitingler önce dua ile başlıyor. İlginç olan taraflardan bir tanesi bu. Aynı zamanda bu mitingler camilerin yakınlarında özellikle düzenleniyor. İstanbul çünkü bu açıdan çok zengin bir mekansallığa sahip. Burada özellikle sivil ve asker birlikteliğinin sağlanması amacıyla bu insanların bir araya geldiklerini görüyoruz. Üçüncüsü belki de bir matem atmosferini vurgulayacak şekilde bayrakların siyahla kaplanması, işte bir sürü propaganda görselini, afişlerini görünen yerlere asmak, mitingde konuşma yapacak kürsünün siyahla kaplanması bir matem sembolüdür çünkü bunlar. Ama aynı zamanda bir orada bir isyanın dile gelmesi gerekir. Çünkü bu insanlar bir araya gelerek hani özellikle bir kitlenin uyarılması amacıyla topluluğu bir araya getiren insanlara, tertipleyicilere ihtiyaç var. Gerçekten de bu tertipleyicilerin çok önemli işler başardığını tarihsel veriler açısından söyleyebilirim. Ama aynı zamanda büyük bir ümittir. Ben buralarda çok fazla dolanmak istemiyorum. Çünkü tarihsel verileri bu konuyla ilgili çalışmalarda çok rahatlıkla görmeniz mümkün. Şunu da vurgulayalım. İstanbul'da, Fatih'te, Üsküdar'da, Sultanahmet Meydanı'nda, Kadıköy'de bu türden mitingler düzenleniyor. Ama aynı zamanda bu mitinglerin düzenlenmemesi için devrin hükümetleri belli tedbirler alıyorlar. İşgal kuvvetleri özellikle Fatih'teki ve Sultanahmet mitinglerinden sonra halkın bir araya gelmemesi amacıyla da inanılmaz çaba sarf ediyorlar. Bununla ilgili de romanlarda birkaç özellik vurgulayacağım. Yasaklanma çabaları özellikle dua ve mevlit okumak gayesiyle bu miting düzenleyiciler tarafından kırılıyor. Aynı zamanda bu mitinglere halk devrin süreli yayınlarında davetiyelerle davet ediliyor. Yani öyle bir teşkilatlanma var ki bu teşkilatlanma aynı zamanda bu facianın neden önemli olduğunu halka anlattıracak şekilde davetiyelerle insanları buraya toplamayı hedefliyor. Bu yüzden de özellikle Sultanahmet mitingini seçtim. Bazı rakamlara göre 150 bin kişi, bazı rakamlara göre 200 bin kişi. Sayıyı kimse belki de doğrudan tespit edemez ama şunu söyleyebiliriz. Neredeyse İstanbul nüfusunun dörtte biri Sultanahmet mitinginde bulunuyor. Ama bunun öncesinde Fatih'te miting düzenleniyor. Günümüzde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin rektörlüğü bulunduğu Fatih Belediye Binası'nın önündeki o arazide büyük bir miting düzenleniyor. Ve bu mitingde Halide Edip adı var. Gerçekten müthiş bir konuşma yapıyor. Acayip duygusal, onu da vurgulayabilirim. Peki buraya kadar edebiyatı, tarihi anlattım. Buradan sonra edebiyatı anlatacağım. Edebiyat neden burada öne çıkıyor? Çünkü edebiyat bir direnme odağıdır aynı zamanda. Çünkü milli mücadelede bu türden bir olumsuzluk karşısında insanlara, bu edebiyat okurlarına, edebiyatla insanlara ulaşma gayesiyle bu direnmenin bireysel boyutlarda insanların nasıl iç dünyalarında karşılık bulacağını somutlar. Bir tarihsel veri gibi, tırnak içinde söyleyelim, motomot, düzenli bir tarihsel kronolojiyle bize gerçekleri vermez. Çünkü o sayede, edebiyat bu sayede özdeşleştirir bizi olaylarla. Peki burada edebiyat eserlerinde bu nasıl karşımıza çıkıyor? Hemen buna gireyim isterseniz. Benim tespitlerime göre 17 farklı romanda Sultanahmet mitingleri ile ilgili bilgiler karşımıza çıkıyor. Ben hızlı hızlı özellikle bunları anlatayım. Üzerlerinde önemli yerleri durayım ki yazı yayınlandığı zaman bunun niteliklerini çok daha rahat okuyabilirsiniz. Fakat önemli olan şey bana kalırsa ilk defa Türk romanında bu türden bir toparlamayla Sultanahmet mitinglerine
hangi romanların nasıl baktıklarını göstermek. İlk roman mesela Yılmaz Karakoyunlu'nun Yorgun Mayıs Kısraklarında karşımıza çıkıyor. Özellikle meydanın kalabalıklığı vurgulanıyor bir. Özellikle tarihsel veriler açısından bu roman yazarları yaşamadıkları bir mitingi tarihsel metinleri okuyarak bir kurmaca atmosferinde yeniden yaratıyorlar. İşte edebiyatın gücü burada ortaya çıkar. Yani mekanı özellikle insanların zihinlerinde sonsuz bir evren olarak yeniden yaratır. Burada şöyle diyor mesela, meydan tamamen dolmuştu. İğne atılsa yere düşmeyecek bir mahşer yaşanıyordu. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren İstanbullular Sultanahmet mitingi için meydanı doldurmaya gelmişlerdi. Ve meydanda Allah-u Ekber sesleri karşımıza çıkıyor. Yine Yılmaz Karakoyunlu'nun Çiçekli Mumlar Sokağı romanında bir anda bu Sultanahmet mitinginin çok önemli bir siması karşımıza çıkıyor. Neredeyse bütün romanlarda istisnasız Halide Edip Adıvar'ın ismi özellikle vurgulanıyor. Çünkü herhalde Sultanahmet mitingini bizim zihinlerimize kazıyan ve bu kazıması dolayısıyla da gerçekten çarpıcı özne Halide Edip Adıvar'dır. Bu romanda da Halide Edip Hanım'ın Sultanahmet konuşması için Dikili Taş'ın yanında evlatlık kızlarıyla bekleyen bir roman kahramanını görüyoruz. Şu Küfe Nihal'in Yalnız Dönüyorum romanında da bu Sultanahmet mitinginin öncesi anlatılıyor bize. Meydan nasıl kalabalıklaşıyor ve bu kalabalıklaşmada roman kahramanları neler düşünüyorlar, bunları vurguluyor. Belki de bu romanların ilginçlerinden bir tanesi Atilla İlhan'ın Dersaadet'te sabah ezanları. Bir karşılaştırma ögesi olarak kullanıyor Sultanahmet'i. Sultanahmet bizim tarafımızdır diyor roman kahramanı. Çünkü asıl unsurdur, asil unsurdur. Onun karşısında olan işgal kuvvetlerinin karşıtlığını vurgulayacak bir yer olan Beyoğlu'dur. Azınlıklardır, işgal kuvvetleridir. Sultanahmet mitingi işte bu iki mekansallığı iki yüzlü bir şekilde karşımıza getiriyor. Mesela burada ilginç örnekler var. Romanda şöyle geçiriyor. Ahali tuğyan etmiş bir nehir gibi Sultanahmet'e akıyordu diyor. Hatta ilginç bilgiler veriyor burada. 50 kadar cemiyetin, bilumum mekatibin ve siyasi fırkaların iştirak ettiği mitingde Türk bayrakları siyah tüller ile kaplanmıştı. Matem atmosferi. Wilson prensiplerinin Türklere ait 12 maddesi siyah bir çerçeve içinde kürsünün önünde duruyordu. Doğrudan doğruya tarihsel bir veri roman kurmacasının içinde karşımıza geliyor. Of. Hemen hızlanıyorum. Bekir Büyükarkı'nın Gece Yarısı romanında karşımıza özellikle yine bu matem atmosferi vurgulanıyor. Bana kalırsa bu 16-17 romanın içinde en fazlasıyla Sultanahmet mitingine sayfa düzeyinde yer ayıran roman Kutsal İsyan 2'dir. Hasan İzzettin Dinamo'nun. Gerçekten yaklaşık 14-15 sayfayı Sultanahmet mitingi ve bu mitingin tarihsel verileriyle anlatmaya çalışıyor. Fakat burada kurmaca çok fazlasıyla ön planda değil, tarihsel veri arka planda özellikle bas bas bağıracak şekilde karşımıza bir romanın içinde geliyor. İlginç olaylar mesela karşımıza geliyor. Bu mitingde tarihsel veri olarak söyleyelim, sürekli devrin padişahının mitinge geleceği hayal ediliyor. Fakat böyle bir şeyin olmadığını, hatta miting böyle dağılmaya yakın böyle bir devlet kademesinden büyük bir zatın geldiğine dair bir düşünce ortaya, bir dedikodu ortaya çıkıyor ve halk bu arabanın önüne doğru gidiyor. Fakat bu arabanın içini açtıkları zaman burada bu kişinin olmadığını, aslında devrin önemli bir paşasının bu mitingi kontrol etmek amacıyla geldiğini görüyoruz. Bu da Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal İsyanı'nda karşımıza çıkıyor. Hıfzı Tavuz'un Çamlıca Gülü'nde, Sultanahmet mitinglerinde halkı baskılayabilmek için İngiliz uçaklarının alçaktan uçtuğunu biliyoruz. Romanda bu karşımıza çıkıyor. Hatta romanda o kadar böyle ilginç bir şekilde vurgulu geliyor ki bu İngiliz uçakları minarelerin neredeyse ortalarından geçecek kadar alçak uçuş yapmışlar. Bu da özellikle halkı bıktırmak amacıyla, korkutmak, sindirmek amacıyla romanda karşımıza gelen bir ayrıntı.
Agah Sırrı Levent'in acılarında yine böyle bir durum karşısındaki vurgu karşımıza geliyor. Başka bir özellik, minarelerden tekbir sesleri yükseliyor. Sadalar özellikle bu romanla sürekli dillendiriliyor. Zeliha Akçagüner'in Kalpağı Gül Oyalılar'da da yine özellikle kadınlar üzerinden anlatıyor bu milli mücadeleyi Halide Edip karşımızda. Haydar Berköz'ün ikinci Ergenekon'unda, Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal İsyanı'nda da yine bu özellikleri görüyoruz. Hızlandım biraz, kusura bakmayın yetişsin diye. Emine Işınsu'nun mesela Cumhuriyet Türküsü isimli romanında da özellikle isim vermeden yine bu halkın acıları dile getiriliyor. Osman Necmi Gürmen'in Rana romanında da Rana karakteri üzerinden bu mitingin bir genç kızın hayal dünyasındaki özellikleri vurgulanıyor. Allahu Ekber sesleri ortaya çıkarken, hemen topluyorum, insanlar bu kara günlerin niteliklerine dair bazı şeyler söylüyorlar. Kusura bakmayın, vaktim yetmedi. Ama şunu söyleyeyim ki, Sultanahmet mitingleri Türk romanında bu tarihsel verilerin kendi içindeki dizaynının dışında bir kurmaca atmosfer olarak benim tespitlerime göre 16-17 romanda bir iki sayfada olsa önemli yer işgal ederler. Bu yer işgal edenlerin en önemli öznesi Halide Edip adı var. Halk ve o halkın matem, isyan ve ümit duygularıdır. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, vaktimi de aşmadım. Umarım. Doğru, çok doğru. Çok da teşekkür ediyoruz. Hızlı hızlı anlattım. Öyle öyle, ama eminim sizi buralarda merakla dinleyenler kitabı da okuyacaklardır. Çünkü şu ana kadar duyduklarımız hakikaten o kitabı okumak iştahını veriyor. Bilmiyorum karşımdaki dinleyiciler de benimle aynı fikirdeler mi? Efendim, oturumumuzun son konuşması yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk tarafından yapılacak. Onun konuşmasının başlığı da döneminde kaleme alınmış edebi yazılar ışığında Mütareke Ramazanları. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Herkese merhaba. Vaktimi yerinde kullanmak amacıyla biraz hızlı konuşabilirim. Tabii bu oturumda ağırlıklı olarak savaştan ziyade cephe gerisi, yani cephe gerisinde olan olaylar, meydana gelen hadiseler üzerinde duruluyor. Durulması da gerekir geniş boyutlarıyla, pek çok şeyin daha doğru bir şekilde anlaşılması için. Ben de Ramazan özelinde 1919 ve 1922 yılları arasında, neden 1919? Çünkü 1918 Ramazan'ında savaş, Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. 1919 ve 1922 Ramazan aylarında İstanbul'da, esir şehirde Ramazan'ın nasıl yaşandığı, öncekilerden farklı olarak nelerin görüldüğünü bazı notlar ışığında sizlere vermeye, ulaştırmaya çalışacağım. Bir defa edebi metinlerin dışında o devrin, yani 1919 ile 1922 arasında Ramazan hayatına baktığımızda bir takım değişiklikleri doğal olarak görmek mümkün. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi Ramazan ayında da bir takım, özellikle kültürel anlamda bir takım değişiklikleri takip etmek mümkün. Bir defa Cezmi Hoca'nın da söylediği gibi, muhtemelen de onu kastediyordur. Mondros sonrasında, yani 30 Ekim 1918 sonrasında işgal döneminde fetih kutlamaları yapılamıyor. Yani 1914'te resmi olarak başlayan İstanbul'un fethi kutlamaları 1918'de Fatih yangını dolayısıyla, yani mütareke öncesinde yapılamamıştı. 1919'da da işgal sebebiyle yapılamıyor. Sadece Fatih Türbesi'ne gidip, bir grubun Fatih Türbesi'ne gidip orada dua etmesiyle yetiniliyor.
İkinci olarak, Ramazan'la ilgili olarak, padişahın biliyorsunuz Ramazan'ın 15'inde gerçekleştirdiği bir Hırka-i Saadet ziyareti vardır Topkapı Sarayı'nda. Bu Hırka-i Saadet ziyaretleri bazen aksıyor. Yani 15'inde değil de 20'sinde ya da 27'sinde yapılma durumunda kalıyor. Belki de en acı olan hususlardan bir tanesi bu Hırka-i Saadet ziyaretleri ile alakalı olarak Padişah Dolmabahçe Sarayı'ndan Topkapı Sarayı'na yani saray yoluna giderken yani yatıyla giderken işgal kuvvetlerinin gemilerinin arasından dolaşmak zorunda kalıyor. Bu da oldukça acı bir durum olsa gerek. Diğer bir önemli nokta 1920 işgali, asıl işgalin yaşandığı dönemde ve sonrasında Ramazan ve Kurban Bayramı alayları düzenlenemiyor. Yani işgal altında olmuş bir ülkede bunun yapılmasının bir anlamı olmayacağı, yani esir bir padişahın adeta bir bağımsızlık, bir iktidar göstergesi olan bu bayram alaylarını yapmasının anlamı olmayacağı düşünülmüş olmalı ki bu alaylardan vazgeçiliyor. Diğer bir önemli nokta, İzmir'in işgalinden sonra düzenlenen ikinci miting, Sultanahmet mitinginin 1919 Ramazan'ın arefesine denk gelmiş olmasıdır. Yani bir 1919 Ramazan'ı bir felaketin hemen arkasından yaşanmış, acı bir felaketin hesapta olmayan bir felaketin arkasından yaşanmış olması dolayısıyla önemli. Diğer bir nokta, bunu biraz Tanpınar'da hocam işaret etti. Tanpınar romanı, Tanpınar'ın verdiği bilgilerden bilgileri tahsiye etmek gerekiyor. Nakz-ı siyam meselesi, yani oruç tutmanın yasak olması. Osmanlı döneminde böyle bir uygulama var biliyorsunuz. Oruç tut, açıktan oruç yiyenlere verilen ceza, veyahut bunlara ceza verileceğine yönelik gazetelerde yayınlanan son ilan 1919'da yayınlanmış. 1919 sonrasında ben göremedim. Ya uygulandı, ilan edilmedi, uygulanmaya devam edildi ya da uygulanmadı diye düşünebiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Cezmi Hoca Tanpınar'dan hareketle Florya plajında işte herkes, kadın erkek denize girerken Türk polisi oruç bozanları kovalıyordu şeklinde bir tespit gerçeğe uymamaktadır. Çünkü birincisi Beyaz Ruslar 1920 aralığında Türkiye'ye 1921 yazı yahut 1922 yazı olmalı. Bu söylediğim dönemlerde de Ramazan yok. Yani Ramazan Nisan-Mayıs ayları. Denize girmeleri mümkün değil. Dolayısıyla evet, Tanpınar'ın o romana güçlü tarihi belgelere, bilgilere dayanmakla beraber bir açıdan da bu tahsihlere de ihtiyaç duyması açısından önemli. Yine Ramazan açısından mahya kültüründe de bir dönüşümün yaşandığını söyleyebiliriz mütareke döneminde. İlk defa sosyal içerikli mahyaların bu dönemde asılmaya başlandığını görürüz. Önceki dönemlerde klasik işte merhaba, hoş geldin tarzında mahyalar asılırken 1921 yılında 2. İnönü Zaferi'nin kazanılmasından sonra İstanbul halkının Anadolu'ya yardım seferberliğini teşvik etmek amacıyla Dolmabahçe Sarayı'nda, Dolmabahçe Camii'nde camiine 1921'in Ramazan ayında Hilal-i Ahmer'i unutma. Kızılay'ı unutma, Kızılay'a yardım et anlamında halkı yönlendiren bir mahya asıldığını görüyoruz. Bu daha sonraki dönemde de, Cumhuriyet döneminde de, günümüzde de bu şekilde mahyaların asılması 1921 yılından itibaren başlamıştır. Yine mahya geleneğiyle ilgili olarak
İlk defa 1921 yılında Ayasofya Camii'ne elektrikli mahya kurulacaktır. Eskiden kandillerle aydınlatılan mahyalar söz konusuyken artık teknolojik gelişmeler de söz konusu. Elektrikli mahyaya günümüzde de biliyorsunuz LED'li mahyalarla tanışmış durumdayız. Aynı zamanda başka bir örnek, özellikle Ramazan aylarında yiyecek pazarı hareketli olduğu için Rum bakkallardan alışveriş edilmemesi konusunda bazı hem Ramazan yazılarında hem de spot cümleler halinde gazetelerde haberlere rastladığımızı da belirtmek durumundayız. Çünkü Anadolu'daki Yunan ordusuna yardım ettiklerinin gerekçesiyle bu dükkanların alışveriş, Müslüman ahali tarafından alışveriş yapılmaması bu dükkanlardan ve boykot edilmesi istenmektedir. Ayrıca bayramda, Ramazan bayramlarında misafirlere ikram edilecek şekerlerin böyle bir ortamda Anadolu'daki savaş devam ederken muhacirlere verilmesi gerektiği konusunda da kampanyalar açılacak. Bu sene şeker almayın, şeker parasını muhacirlere, Hilal-i Ahmer vasıtasıyla muhacirlere verin şeklinde. Etkili bir kampanya olduğunu da söyleyelim. Çünkü bu kampanyaya katılanların isimleri gazetelerde de yayınlanacaktır. Son olarak yine Anadolu'da yardım faaliyetlerinin ikinci İnönü Zaferi'nden sonra Ramazan ayında daha çok vurgulanması da dikkat çekicidir. Edebi metinlere gelince ben 1919'da 1922 arasındaki gazeteleri taradım Ramazan olması dolayısıyla. 1919'da taradığım gazetelerden merkez medya diyebileceğimiz, o dönemin merkez medyası diyeceğimiz İktam, Vakit, Tevhid-i Efkar, İleri, Alemdar, Peyam Sabah, Akşam gazeteleri ve de uzun süreli gazeteler olması açısından bunları tercih ettim. 1919'da hiçbir Ramazan yazısı yazılmadığını gördüm. Bunun da sebebi şu olabilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış, henüz kağıt kıtlığı devam etmekte ve gazeteler iki sayfa, yani tek yaprak halinde iki sayfa basılmakta. Dolayısıyla pek çok yazı, pek çok metin de gazetelerde basılamamaktadır diye düşünüyorum. Ama 1920'den itibaren artık 4 sayfaya, eskisi gibi 4 sayfaya çıktığı dönemden itibaren Ramazan aylarında da Ramazan yazılarının, Ramazan'la alakalı aktüaliteyi de içine alacak şekilde Ramazan yazılarının yoğunluklu bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Hatta bu konuyla ilgilenen birisi olarak öncesini düşündüğümde, sonrasını da düşündüğümüzde en yoğun Ramazan yazılarının önemli kalemler tarafından bu 1922 ile 20 ile 22 arasında yazıldığını bir varsayım olarak, güçlü bir varsayım olarak da iddia edebilirim. Bu dönemde Ramazan üzerine yazan edebiyatçılar kimler? Yahya Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ercüment Ekrem Talo, Ahmet Haşim'in Müslüman Saati de her ne kadar Ramazan'dan söz etmemekle beraber Ramazan ayında yayınlanmış bir yazı olması dolayısıyla da Ramazan etkisiyle yazılmış bir yazı olarak pekala düşünebiliriz. Ruşen Eşref Günaydın, Ahmet Rasim, Cenap Şahabettin ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Bu yazılarda da ortak bir takım konular, temalar söz konusudur. Ben bunları değişik başlıklar altında çok ana hatlarıyla çok fazla dalıntıya girmeden sizlere vermeye çalışacağım. Mütareke dönemindeki Ramazan arefelerinde yahut Ramazan birinci günlerinde önceki dönemlerden farklı olarak dini ve milli içerikli görsellerin yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Başta cami görselleri olmak üzere bunları bütün gazetelerde takip etmek mümkün. Bu Ramazan yazılarının içeriğine gelince
şu başlıklar altında değerlendirebiliriz. Birincisi Ramazan'ın ruhaniyetinden istimdat. Özellikle 1920 Ramazan'ı, Mayıs ayına denk gelen Ramazan, Sevr Anlaşması arefesinde yaşandığı için ve Sevr Anlaşması'nın maddeleri de yavaş yavaş açıklanmaya başladığından dolayı insanlarda derin bir ümitsizlik durumu söz konusu. Bu ümitsizlik durumu yazılara da yansıyacak ve dua tekniği ve dua içerikli Ramazan yazıları yazılacak. Yani bütün bu 1920'deki yazılara baktığımızda hep bu Ramazan dolayısıyla işte Allah'ın bu milletten yardımını esirgememesi yönünde dua içerikli yazıların yayınlandığını görüyoruz. İşte senden katı ümit etmeyen nemli nazarları dergahı izzetini görmeye matuf olan bu kavmi perişan etme ya Rabbi Latif. Nuru hilal sönmesin, mabetlerin şenlensin, dini büyüğünün doğruluğunu, yüksekliğini temsil eden minarelerden ezan sesleri eksilmesin. Örneğinde olduğu gibi Ercüment Ekrem'in yazdığı metinde olduğu gibi bu içerikle yazılan yazıların çokluğu dikkatimizi çekmektedir. Bu dönem tabii bir iltica makamı olarak camiler, camilerin yoğunlukla Ramazan aylarında, mütareke Ramazanlarında gerek vatandaşlar gerekse aydınlar tarafından sık sık ziyaret edildiğini görüyoruz. Bu ziyaretlerle alakalı da yazılar, Ramazan yazılarında karşımıza çıkacaktır bu konular. Üçüncü başlığım, İstanbul'un Türk ve Müslüman şehri olduğunu göstermesi bakımından Ramazan ayı da özellikle hepimizin bildiği Yahya Kemal'in Kandiller Yanarken Hasbihal kitabında, yazısında ön plana çıkacaktır. İşte Yunanlıların o dönemde İstanbul'un bir Yunan şehri olduğu yönündeki propagandalarına karşı kendiliğinden bunun böyle olmadığını, kendiliğinden gösteren bir işaret olarak mahyaların öne çıkarılması, bir Türk geleneği, bir Osmanlı geleneği olarak mahyaların öne çıkarılması İstanbul'un Türk ve İslam şehri olduğuna en önemli, en kesin delili olarak yazarlar tarafından dile getirilecektir. Unutulanı hatırlama ve özüne dönüş arzusu. İşte Batı tarafından işgal edilmiş bir ülke olarak kendine dönüş arzusu, kendimize dönmeliyiz babında, kendi hayatımıza dönmeliyiz babında yazıların yayınlandığını görüyoruz. Akif dedim beni anladı herhalde. Ahmet Haşim'in Müslüman Saati bu noktada öne çıkmakta. Ramazan eğlencelerini eleştiri, geleneksel Ramazan eğlencelerinin bu kasvetli, bu sıkıntılı, bu geleceğin belirsiz olduğu ortamda yapılması da özellikle Yakup Kadir tarafından ciddi anlamda eleştirilecektir. Yani İstanbul'un bu noktada eğlenceyi düşünmesi saçma bulunacaktır. Az önce sözünü ettiğim Rum dükkanlarını boykotla alakalı Ramazan yazılarında Yahya Kemal bu konuya temas edecek. Anadolu mücadelesine destek işte yine Yahya Kemal tarafından yazılan bir yazıda dile getirilerek Anadolu ve İstanbul birlikteliği vurgulanacaktır. Diğer bir önemli nokta da Ramazan hayatıyla alakalı diğer bir önemli nokta da nerede o eski Ramazanlar söyleminin mütareke döneminde ortaya çıkması. Yani o yokluk ortamında eski Ramazanların şatafatı, eski Ramazanların kalabalıklığı, işte sofra zenginliği olmadığından dolayı. Yani şeker yerine üzüm kurusunun kullanılmasından dolayı artık insanlar eski Abdülmecid, Abdülaziz ve Abdülhamit dönemi Ramazanlarını hatırlatan yazılar yazacaklardır. Bu yazarların başında da Ahmet Rasim gelecektir. Son olarak modern iftarlar söz konusudur. İşgal altındaki İstanbul'da bir batılılaşma göstergesi
olarak mı yoksa başka bir niyetle mi artık iftarların mahiyetleri de değişecek. Yani alafranga usulü iftarlar dediğimiz belli bir dönemde, elbette İstanbul'un bütününde değil de İstanbul'un belli bir muhitinde, Şişli, Beyoğlu gibi muhitlerde akşam davetleri, yemek davetleri iftar saatine denk getirilerek işte yine ona uygun batılı tarzda erkek kadın bir arada sofrada oturup işte dekolte kıyafetle, işte smokinle iftarlar söz konusu olacaktır. Başkanım beni haklı olarak uyarıyor. Benim Ramazan'la, mütareke Ramazanlarıyla, cephe gerisiyle ilgili olarak ilgili dönemden modern edebi yazılardan hareketle ulaştığım sonuçlar bunlar. Soru olursa bunları açmam da mümkün olur. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz Ali Şükür Hoca'ya. Evet, buyurun efendim. Süre sizde. Sorularınız varsa lütfen elinizi kaldırın. Arkadaşlarımız size mikrofonu hemen ulaştıracaklar. Buyurunuz. Ben teşekkür ediyorum. Hocam sorum Mustafa Hoca ile Cezmi Hoca olacak. Sorum da şu. Her iki konuşmacı da sansürle ilgili bazı bilgiler verirler. Örneğin Mustafa Hoca, Halide Edip Adıvar'ın hem kendisini sansür ettiğini hem de daha sonra başka bir sansüre tabi tutulduğunu söyledi. Bunu nasıl tespit ettim, merak ettim. Aynı şekilde Ahmet Hocam'da da kitabın baskılarında bir sansür, yanlış hatırlamıyorsam, bunu nasıl tespit ettiğini açıklar mı? Evet, çok teşekkür ederiz. Ben de burada bir not aldım. Onu da söyleyeyim Mustafa'cığım. Yani sansür mü, otosansür mü? Bir de biliyorsun, edebiyatçılar durmadan yeniden yazıyorlar. Ayrıca hani Halide Hanım o günün belki yöneticilerinden değil, kadın olduğu için. Ama her günü en üst düzey yöneticilerle birlikte geçiyor. Dolayısıyla ya sen bu romanda da amma atmışsın ya da şöyle demesen daha iyi olurdu diye konuşmalar sonrasında onun da evet bunu değiştirsen biraz daha iyi olur filan, değil mi? Evet. Yani bunları açarsanız sevinirim. Buyurun. Sen, önce sen. Senin adınla başladılar. Teşekkür ederim. Şimdi yazar merkezli ya da metin merkezli bakmak belki bu meseleye mümkün. Bir de okur merkezli bakılabilir belki. Yani gazete okuruyla kitap okuru aynı kitle değil. Yani sonuç itibariyle 1922'de bir romanı tefrika ediyor Halide Edip. Yani bir sayfada Milli Mücadele haberi var, bir sayfada Ankara'dan Mustafa Kemal'in ya da işte Eskişehir'den cephe haberi var. Bir sayfada da kurmaca roman var. Şimdi dolayısıyla buna hani bir romana ya da bir kitaba yapılmış sansür gibi bakmamak lazım. Gazetedeki tefrika farklı bir. Yani bu konuda edebiyatçı hocalarımız benden mesele çok daha vakıflardır. Ama iki farklı tür, yani roman aynı, metin aynı da olsa biri gazete sayfasında, biri matbu kitap. Ulaştığı kitle besbelli çok farklı. Farklı zamanlarda olsa da farklı kitleden bahsediyoruz. Şimdi sansürü nasıl tespit ettim? Yani 22 tarihli tefrika ve 23 tarihli matbu esere baktığınız vakit sansürü tespit etmenin birkaç yolu var. En kolay yolu şu. Gazetede sansür bazen o cümle ya da o ibare silinerek yapılıyor. Ya zaten siz görüyorsunuz yani. Yani şöyle yapılmıyor yani. Hani o sayfayı yazmayalım, dizmeyelim demiyorlar. O sayfada o satırlar, o cümleler varmış gibi boşluk bırakılıyor. Zaten anlıyorsunuz acaba burada ne boş bırakılmış diyorsunuz. Bir de bir süre sonra Halide Edip'in zaten neye duyarlı olduğunu anlıyorsunuz ya. Hani halife diyor, padişah diyor, çerkes diyor filan. Bu kavramları aradığınız zaman da boş bırakılmasa da sansürlediğini görüyorsunuz. Üçüncü bir sansür tipi olarak da şunu söylemiştim. Yani hakikaten ilginç değil mi? Hani uzun uzun anlatıyorsunuz bir isyanı ama nasıl bastırdığını bir cümleyle anlatıyorsunuz. Yani bu belli ki anlatmak tam çekiniyor yani. Hani sonuç itibariyle bu yani birer birer asılan insanlar kimler?
Bunlar kriminal insanlar değiller. Kimisi eski kuvacı, kimisi köylü sıradan insanlar. Dolayısıyla bir cümleyle geçiştirmesi de bu tamamen benim keyfi, öznel yargım, bence bir tür otosansür olarak yorumlamayı tercih ettim. Teşekkür ederim. Ben bir yanlış anlaşılma olmasın, ben sansürden bahsetmedim ama bizim aydın kesiminin, yazar kesiminin söylemini mevcut iktidara göre ayarlamaya teşne olduğundan bahsettim. Bu ikinci meşruiyet dönemi aydınlarımız için İsmail Karaoğlu Üstad'ın zannediyorum doktora tezinde de altı çizilen bir husus. Sonrası için de bu var. Yani avam tabiriyle söylerseniz ağanın sözü üzerine söz söylenmez, onun üzerine şey yapılmaz tarz vardır. Bugünümüzde reisin sözü üzerine söz söylenmez haline de dönüyor. Bu Türk toplumunun, Türk aydınının bir karakteristiği haline maalesef gelmiştir neredeyse diyebileceğimiz, genelleme yapmaktan kaçınırız her zaman ama böyle bir durum var. Ben ona işaret ettim. Yoksa Mustafa Kemal Paşa'nın dediğim gibi yani önce hareket ortaya çıktı, sonra lider tayin etti şeyi, tespiti, eserlerde belirtilen şeyler bizzat onun hem mecliste hem vatandaşlarla sohbetinde altını çizdiği bir husus. Ama dediğim gibi bizde bir hareket içerisinde birisi ön plana çıkar, lider pozisyonunu alırsa uçmasa da uçurulacak hale gelir. Kültürümüzün hemen her alanında mevcut olan bir hadise. Bu bizim psikolojik olarak kendimizi çok beğenmemizden kaynaklanıyor da diyebiliriz. Yani aşağılık duygusu ile çok beğenme arasında bir şey gibi. Yani bizim liderlerimiz ya da bize öncülük edenler sıradan adamlar olamazlar. Mutlaka insanüstü bir şey olmak durumundadırlar şeklinde evet. Bir kanaat, bir kabul zaten, söz konusu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yükseklik kompleksiyle aşağılık kompleksinin yapışık ikizler olduğu biliniyor. Şükrü Hocam. Bir cümle bu konuya eklemek isterim. Ateşten Gömlek romanının hem zaten hoca da vurguladı Mustafa Hoca, hem savaş devam ederken yazılmış olması önemli. Yani henüz savaş bitmemiş, savaş geleceğin ne olduğu belli değil, belli olmadı. Daha da önemlisi yine de yetkileri etkisi çok sınırlı olmakla beraber İstanbul'da bir gazetede yayınlanıyor. Yani İstanbul'da işte sansürün işlediği bir gazetede yayınlanmış olması da daha sonraki yapılacak değişikliklere etki etmiş olacaktır haliyle. İşte zafer kazanılacak, arkadan Cumhuriyet'e giden bir yol açılacaktır. Bu yolda Halid Edip Adıvar kendisini daha serbest hissedip, daha rahat hissedip güçlü cümleler kurma yoluna pekala gitmiş olabilir. Evet. Yani buna bir şey yapayım Mustafa'cığım ondan sonra. İstanbul'da tabii sonuna kadar bir sansür kalacak. Ama Ahmet Tevfik Paşa'nın damat Ferit Paşa'nın yerine sadrazam olmasından sonra ki bu biliyorsunuz 1920'nin hemen sonbaharında müthiş hafiflediğini de söylememiz lazım. Yani işte Büyük Millet Meclisi diye makalesi var Yakup Kadri'nin, bayıla bayıla onu anlatıyor. Bir İstanbul gazetesi İktam'da çıkan. Yani. Hatta çok da eğlenmiştik derste bunları okuduğumuzda. Çünkü buyurun bakın İstanbul'da bir gazetede bu çıkıyor. Bu nasıl oluyor diye sormuştum. Ve öğrenciler önce şaşırıp sonra tabii Anya ile Konya'yı anladılar o sadrazam değişikliği. Hocam çok teşekkür ederim. Benim için de çok böyle zihin açıcı bir dokunuş oldu bu. Ben İktam'ın İstanbul'a çıktığını düşünmedim. Çünkü Halid Edip İktam'da diyor ki biz artık İstanbul'a dönmeyeceğiz diyor. Fakat sansürleniyor bu ifade. İzmir ordusu, Anadolu ordusu İzmir'den sonra öyle bir harp açacak ki diyor. Bütün halkı sefil eden, fakir eden şeyleri düşünecek diyor. Bunlar İstanbul'da olduğu için belki yani gazete olduğu için olduğunu düşündüm ben daha böyle popüler okunan bir
malzeme olduğu için. Ama bir de İstanbul olması önemli bir unsur. Yine Ahmet Hoca'ya bir ekleme yapacak olursam. Evet, söylediği doğru. 1920 Damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesinden arkasından Tevfik Paşa hükümetinin gelmesiyle beraber Anadolu ile ilişkiler tekrar yeniden başlanıp bu ilişkilerin gelişmesi sansür mantığına da etki edecek ama bazı zamanlarda da o devam ettiğini söyleyecek örneklerimiz var. Mesela Ankara'da İstiklal Marşı kabul edildikten sonra İstanbul'da 1 Nisan'da Ali Rıfat Çağatay tarafı bestesi İstanbul'da Kadıköy Apollon Tiyatrosu'nda oynanır. Ama ertesi gün yasaklanır. İstiklal Marşı'nın söylenmesi İstanbul'da işgal kuvvetleri sansürü tarafından da yasaklanır. Dolayısıyla bu sansür evet hafifledi ama devam ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii. Ben de kısa bir şey söyleyeyim. Mustafa Hoca özellikle romanda bir isyanın neden bir cümleyle geçtiğine dair tabii ki pek çok sebebi olabilir. Belki de en önemli sebeplerinden bir tanesi kurmacanın kendi gerçekliğidir. Bunu şöyle bir örnek olaydan anlatayım isterseniz. Umberto Eco'ya ki çok severim kendisini, hem iyi bir akademisyen hem iyi bir romancıdır. Bir okuru mektup yazıyor. Diyor ki sizin romanınızda romanda geçen bir yangın var. Kahraman bu İtalya'daki yangın yerine gidebilmek için siz işte şu güzergahları takip ettiğinizi söylemişsiniz. Bu romanın kendi gerçekliği içinde işte bir sayfa tutuyor. Ben diyor okur, bu güzergahı aynen o sokakların geçtiği güzergahı takip ederek gittim. Sizin bir sayfada anlattığınız şeyi ben 45 dakika, yaklaşık bir saatte ulaşabildim o yangına. Siz yalan söylüyorsunuz diyor. Şimdi burada pek çok şey söylenebilir tabii ki ama en önemli söylenmesi gereken şey herhalde şu olsa gerek. Roman bir kurmaca evren inşa eder ve bu halkın dünyasında yalan diye ifadelendirebileceğimiz bir gerçeği vurgulasa da o yalan aslında sanatın ve dünyanın gerçekliğini somutlaştırması açısından çok önemlidir. Buradan şunu anlayabiliriz belki de. Halide Edip Adıvar özellikle o Ateşten Gömlek romanında ki ben romanı gerçekten önemli bulurum. Hem sıcağı sıcağına anlatması hem gerçekten çok duygusal bir atmosferde anlatır. Çünkü aslında kendini anlatıyor. Yani bu kendini anlatma biçimi dolayısıyla da o romanın omurgasını bozmamak amacıyla belki kendi o roman dünyasında böyle bir şeyin o kurmaca evrene farklı bir çatallaşmaya sebebi olacağını düşündüğü için de veya başka mahsurlar sebebiyle de değinmemiş olabilir. Ama söyleyeceğim şey şu, hep belkiler üzerinden ilerleyebiliriz. Bunun gerçekliğini ancak onun yazılmış olan versiyonuyla karşılaştırdığımız zaman ancak teknik anlamda doğrulayabiliriz veya yanlışlayabiliriz. Ama bu fikir yürütmek de gerçekten önemli bana kalırsa. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Sansür ya da otosansür noktasında belki romandan ziyade Halide Edip Hanım'ın Türk'ün Ateşle imtihanına bakmak gerekir. Onu örnek vermek gerekir. Türkçe versiyonunda adı konmadan bir diktatör vurgusu vardır ama orijinalinde daha ağır ifadeler var. Yabancı dilde önce yayınlandı. Türkçe yayınlandığı zaman 28 değil mi? Doğrudan İstiklal Harbi sürecini anlatır. Paşa'nın yakınındadır, yanındadır. Yaşananları çok güzel tarif eder baktığınız zaman. İşte ne yapacaksınız savaştan sonra? Birbirimizi yiyeceğiz diyor Paşa mesela. Yani etraftaki herkesin bir başka yerde ben emredeceğim, onlar benim dediklerimi yapacaklar. Bana da mı diyor, size de gerekirse diyor. Sonra ben hiç emretmedim diye paşanın geri çektiğini falan anlatır baktığınızda. Ama orijinalli baskıda daha ağır ifadelerle yakın çevrenin 27 sonraki süreçte Atatürk'e diktatör yakıştırmaları yaptı. Rauf Bey de ona dahildir. Açık ve nettir.
Yani bu manada bir öncesi sonrası vardır. Ama ikisi de sonradan vazgeçmişler hocam. Ayrılıkları da var tabii. İkisi de sonradan vazgeçmişler. Çok yakın bir geçmişte ve şaşırdım. Biliyorsunuz bunlar İngiltere'de birlikte yaşarlarken, daha sonra da Paris'te. Önce Rauf Bey Hindistan Müslümanlarının daveti üzerine Hindistan'da bir dizi konferans vermeye gidiyor. Ve bizim Dışişleri Bakanlığı memurları tek tek bunu takip etmişler. Ankara'da Cumhuriyet Arşivinde bir tomar makale var, yazı var, mektup. Rauf Bey ne anlattı, Atatürk hakkında ne söyledi diye. Çok daha hoş bir makale. Ve Rauf Bey göklere çıkartmış Mustafa Kemal Paşa'yı. Hatta Hintli Müslümanlardan biri işte ya demek biz Hint Müslümanlarının da bir Mustafa Kemal'e ihtiyacı var filan demeleri üzerine yok demiş. Mustafa Kemal bir tek Türkiye'de olur demiş. Siz kendi adamınızı çıkartın. Ve dışişleri mensuplarının raporları. Şeye gelince zaten. Türkiye'de şartlar evet. Tesisleri olsun. 1936'dan itibaren biliyorsunuz Atatürk ölmeden 7 günde yazılar yazmaya başlıyor. Hatta bir de Türkiye'ye de geliyor çocuklarını görmek için. Bir kısa gelişi var. Evet. Aslında zaten ama vazgeçmiş. Yani hatta bu son yıllarda birkaç makale ve kitap yayınlandı. İşte 27 Mayıs sonrasında otosansür yapmaya başladı Halide Edip filan diye. Ben bu konuda bir konuşma yaptım ve bunun otosansür olmadığını, bunun devrimin bir sonucu olduğunu. Yani iktidar demiyor. 1950'lerde, 60'larda. Ama kesinlikle ve çok ilginç, devrimi de 1919'da, 20'de başlatmıyor. 8'de başlatıyor. Yani tek bir devrim görüyor. O devrimin sonucu olduğunu ileride diyor, bunun diyor hayrını görmüş ya da acısını çekmişler. Ortadan kalkıp yeni bir nesil geldiği zaman inşallah bunun güzel tarihinde yazacağız diyor. Efendim vaktimiz doldu. Peki. O kadar böyle nazikane kaldırdınız ki parmağınızı. Teşekkür ediyorum başkanım. Hocalarıma verdikleri damıtılmış bilgiler dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Selahattin Öztürk ismi. Turgay Hocam'a sormak istiyorum. Milli mücadele mitinglerinden bahsettik. Kaç miting yapılmış belli mi? Özellikle Sultanahmet mitingleri hep çoğul kullanıyoruz. Birden evet. Fazla mı yapıldı? Onu bilgi verirseniz sevinirim. Hemen şöyle söyleyeyim. Vakit çok dar olduğu için. Sultanahmet'te toplam 4 tane miting yapılmış. 19 Mayıs, 23 Mayıs. Tam tarihlerini söyleyeyim madem sordunuz. Pardon. Bakalım. Söyleyeyim. Çok garanti olsun. Ben garantiyi severim çünkü. Bulabilirsem tabii. 23 Mayıs. 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 Ocak 1920. Bunun haricinde de pek çok miting düzenleniyor. Bununla ilgili müstakil kitaplar da var. Tahsin Yıldırım'ın Ketebe yayınlarından çıkan bir kitabına bakılabilir. Sonra Zekeriya hocamızın kitabı var. Bir de İstanbul Türk Ocağı'nın geçen sene çıktı. Milli Mücadele'nin işaret fişeği İstanbul Mitingleri başlıklı bir kitabımız yayınlandı. Bakılabilir. Evet bunlar. Ve tabii konuşanlara da sadece Halide Edip lider olarak bu ya da evet. Sembol isim olarak öne çıkıyor ama konuşanların biyografilerinin de verildiği bir çalışma İstanbul evet. Türk Ocağı yayını olarak çıktı. Teşekkür ettim. Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi 15 dakika aramız var. Daha sonra yeni bir oturumda karşılaşmak üzere. Teşekkür ederiz sabrınız için. Kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İstifade ettiğimiz bir oturum oldu yine. Değerli misafirlerimiz, kıymetli hocamın da ifade ettiği gibi 10 dakikalık bir aramız var. Sonrasında bugünün ikinci oturumunda tekrar birlikte olacağız. Sizleri yeniden görmek dileğiyle efendim. Teşekkürler.